Sevgili izleyiciler, Almanya'nın Rem bölgesinde bu yılda karnaval heyecanı başladı. Başta karnavalın geleneksel merkezi Köln kenti olmak üzere milyonlarca kişi sokaklarda birbirinden renkli ve ilginç kılıklara bürünmüş şekilde danslarıyla karnavalı kutluyor. Biz de sokağa çıktık ve karnaval kutlamalarını görüntüledik sizler için. Kentinde şu günlerde sokaklarda rengarenk, çılgın, çoğu zaman da komik kostümlü insanlar dolaşıyor. Çünkü neredeyse kentin tarihi kadar geçmişi olan geleneksel karnaval şöleni başladı. Köln ve çevresinden gelen yüzlerce ilginç kostümlü karnaval sever şehir merkezinde toplanıp hep beraber namı diğer 5. mevsimi kutluyorlar. Karnaval sözcüğünün kökeni İtalyanca ete veda anlamına gelen karnaval sözcüğüne dayanıyor. Yani Hristiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren oruç döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval geleneği kış mevsiminin kovulması adetine dayanıyor. Önemli özelliği kostümleri. Trenlerde, Köln sokaklarında ve özellikle de ana tren garında çılgın kostümlü insanlarla karşılaşmak mümkün. Çakır keyif olup renkli kostümleriyle sokaklarda dans edenler, hiç tanımadığı kimselerle kucaklaşanlar ve hiç kesilmeyen müzik eşliğinde coşanlar meydanların çehresini değiştiriyor. Kölsche sind eigentlich das ganze Jahr immer lustig, das ist ja wohl klar, oder? Das müssen wir mal klarstellen. Genau, wir brauchen nicht nur heute, keinen Karneval. Immer. Wir sind auch nicht betrunken, wie man hört, okay? Aber trotzdem Spaß, Mädels. Karneval ist Feiern und Party und alles toll. Ja. Karneval! Alkohol! Und verteilen Pistolen! Und Spaß! Freude, lachen, lachen, immer lachen. Freude im Herzen. Und dann manchmal morgens, man steht auf. Ja, ja! Freude, Freude, Freude! Musik und tanzen! Şölenleri aslında Kasım ayının 11'inde başlıyor. Fakat Köln Karnavalı'nın doruk noktasına ulaştığı ay Şubat ayı. Her yıl farklı tarihlere denk gelen Perşembe günü, yani Weibefastnacht denilen Kadınlar Karnavalı'yla eğlenceler yeniden başlıyor. Pazar ve pazartesi günü yapılacak karnaval geçitlerinde de araçların üzerinde komik figürler, kostümlü danslar sergileniyor. İzleyicilere şekerlemeler dağıtılıyor.
saat 11'de yapılan törenlerle başlatılıyor. Daha sonra Kirli Perşembe'ye kadar çeşitli karnaval derneklerinin toplantıları, baloları olarak devam ediyor ve Kül Çarşambası'na kadar da en yüksek noktasına ulaşıyor. Almanya'da başta Köln olmak üzere her yıl birçok kentte coşkuyla kutlanan karnaval geleneğini ülkede sayıları her geçen gün artan göçmenler de paylaşıyor. Karnaval bizim her bir senede bir güzel bir şey, Almanların kutladığı Almanların kutladığı bir parti. O yüzden karnaval bizim için önemli bir şey değil de ama benim için çok önemli. Ben Türkiye'deki amcamlara, dayımgillere, babaanneme, İstanbul, Antalya, bütün sevdiklerime dolu dolu bir selamlar. Also ich bin deutscher Staatsbürger, aber ich komme aus einem Viertel, wo auch viele Immigranten sind und ich schätze Immigranten sehr. Heute ist einfach Kulturen spielen keine Rolle, auch Nationen nicht. Es ist einfach große Party und egal welche Nationen da sind, es ist einfach super Spaß heute. Karneval kutluyoruz Almanya'da yani öyle. Es war eine Fastnacht heute. Aynen öyle. İşte biraz burada geziyoruz, biraz içtik. Vallahi içmedik söylesek yalan söyleriz. Biraz içtik, kafamız da iyi yani. Orada ama mı? Benim kostümü valla annem yaptı. Buradan da anneme çok selam söylüyorum. Ben de kendim yaptım bunları. Direkt ben belli oluyor. Valla gerçek söyleyeceksem ben bu karnavala büyüdüm desem inanmazsınız. 7 yaşından beri Almanya'dayım. Yani ister istemez içimize işledi yani. Karnaval olduğu zaman Almanya'da, Köln civarında daha bir değişik yani. Daha bir anlamı var. Benim için anlamı var. Yani katıldık, akıntıyla gidiyoruz diyeyim. Öyle söyleyeyim yani. 7 yaşından beri bunu yaşıyorum. Yok, kostümsüz. Biz bugün kostümsüz öyle gezmeye geldik, bakmak için geldik. Ama ufak da yaştan beri yani okuldan beraber devamlı içinde olduğumuz için bu sene böyle icap etti. Ama karnaval deyince bizim için ayrı bir şey yani. Nasıl söyleyeyim? 4 mevsim değil de 5 mevsim yani. 5. bir mevsim Almanya'da. Hele hele bu Köln, Rheinland, Kuzey Rhein-Westfalia'da. Çok güzel bir değişikli bir şey olay yani bizim için.